Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Laikalar, ben tabi genel bir tespit edebildim şu. Laikalar tren rayına benziyor. Var, daha önce misal vermiştik. İmale esaslar da trene benziyor. Tespit ettiğim şu, Kastamonu dış dünyamızı tanzim ediyor. De, demek, git, gitme, yap, yapma. İnsanı böyle teşettütlerden, kararsızlıklardan kurtarıyor. Nerede, nerede, kime, karşı neyi, nasıl yapacağını söylüyor. Emirdağ layıkası, içsel duygularımızı ve fikirleri kıblesine koyuyor. Karmaşıklıklardan seni kurtarıyor. Sikey tasdiki gaybi insanda merak var, merakını da tatmin ediyor. Kale Musa, Kale Firavun, Kale Musa, Kale Firavun, Musa dedi, Firavun dedi. Kur'an'daki o cihat ruhunu tarihçeye hayat veriyor. Laikalar böyle bir hizmeti yapıyor. Bunların yanı sıra laikalar kişiye aidiyet sıfatını veriyor. Yani nereye ait oldun? Yani kimsin, nereye aitsin? İnsana bu haleti, duygu veriyor. Ben buyum. Bunlarla beraberim. İşim bu yani. Yoğumu, ikide bir kuş gibi daldan dala atlamıyor. Çünkü benim mesleğim bu. Aidiyet sıfatını sana veriyor. Ölçüler mazumesi yani. Kim, kime, neyi, nerede, nasıl, niçin yapacağını söyleyeceğinin ölçülerini veriyor, kurallarını veriyor. Onlara ait bir yer okuyacağım. Üzerine şöyle yazıyor mektubun. Emniyetlidir. Çok az mektupta var bu ikaz. Önceden uyarım. Kastamonu 88. O kadar harika bir ölçü ki. Tabii ihtiyaç nispetinde ihtiyaç hissedersen çok acayip bir ölçü. Ama ihtiyacın olmazsa ne olursa olsun. Risale-i Nur talebelerinden bir kısım kardeşlerimin benim haddimin çok fevkinde hüsnü zanlarını ve ifratlarını tadil etmek için ihtar edilen bir muhaberedir. Yani muhabbeti ifrat tefritten azade vasatına koyacak bir ölçü bu. Hanımına bakarsın buna, kendi özgüvenini kazanırsın buna, hele hele kardeşlerine, cemaate karşı bu ölçüyle bakacağız. Bundan 40-50 sene evvel büyük kardeşim Molla Abdullah rahmetullahi aleyh ile bir muhaberemi hikaye ediyor. Büyük kardeşim Molla Abdullah. O merhum kardeşim Evliye-i Azime'den olan Hazreti Ziyaddin Kuddüs-i Sirruhu'nun has muridiydi. Ehli tarikatça mürşidinin hakkında müfritane muhabbet ve hüsnü zan etse de makbul gördükleri için o merhum kardeşim dedi ki Hazreti Ziyaeddin bütün ulumu biliyor. Kainatta kutbu azam gibi her şeye ıttılığa var. Cümlesi bitti onun. Molla Abdullah diyor ki onun cümlesi şu. Hazreti Ziyaeddin bütün ulumu biliyor. Yani orada bulunmasının sebebinden bir tanesi bu. Niye tarikatta? Molla Abdullah Hazreti Ziyaddin'e bağlılığının sebebi bütün ulumu bilen bir şeyh var. Başka? Kainatta kutbu nazam gibi her şey ıttılığa var. Avucunun içi gibi her yeri görüyor. Bu tarikatçıların tabiridir. Yoksa şeyh olamaz. Yani avucu gibi seyretmesi lazım. Kutbu nazam gibi her şey ıttılığa var. Her şeyden haberdar. Kutbu nazam gibi dedi hocam. Kutbu nazamda öyle bir özellik var mı? Kutbu nazamda kainatı artırabilecek
Kutlazam gibi dedi ya. He, öyle dedi de işte, öyle değil. Kutlu'na her şey ıttıla var. Kutlazam gibi her şeye ıttıla, Kutlazam'ın her şeye ıttıla var. Hayır, bu ustanın sözü değil, onun için söyledim. Dedim ya, Molla Abdullah'ın sözü. Tırnakta üstüne basarak söyledim. Bu bunun sözü. Amritlerde böyle bir inanış var. Böyle inanış var. Her iddia var. Benim ne yaptığımı da görüyor, haberi var. Evet. Mesela benim yanımda ceyran etti. Sen diyor daire ararken ne diyor? Efendi ne daire arıyorsun diyor. Gece sana iddia edilecek. Git söyle diyor. X yere git. Tamam. Sana gece falan yerin. Git daireyi tut diyecekler diyor. Kiralık daire ar. Ben de mahsus bilmiyormuş gibi dedim ki nasıl olacak yani böyle avucuna bakar, nerede boşa, ona gece gider, falan sokak, falan daire git tut derdi. Ama şimdikinde değil ama bu azamlarda bu özellik vardı ama. Bu seviye, bu kutbu azamda da olmaz ki. Kainat ne demek ya? Her şey ıttılığa var. Kutlular yılan içinde de bir doğmadan önceki o yerine gidiyor meselesi var ya. Her şeyi de o kendisiyle evet. Alakalı şeyi biliyor. Doğmadığı önceyi biliyor ama her şeyi. Üfrat. Yani ıttılığa var. Olduğu kadar, müsaade edildik adamı. Kainatın her şeyiyle. Mazi müstakbel yok yani. Belki de var, ben bilmiyorum. Ama bu ben, onun sözü, tırnak bitti. Beni onunla rapt etmek için çok harika makamlarını beyan etti. Ben de o kardeşime dedim ki, sen mübalağa ediyorsun. Bak o dedi, usta onaylamıyor. Ben onu görsem çok meselelerde ilzam edebilirim. Her şeyden ıttılağı varsa, haberlerse soruların cevaplarında ıttılağı olur. Ama diyor ki ben onu görsem çok meselelerde ilzam edebilir. Hem sen benim işte ölçü buradan başlıyor. Sen benim kadar onu hakiki sevmiyorsun. Bu da harika bir ölçü. Ben burayı bunun için açtım. Muhabbetin sevmenin ölçüsü bak. Bak sen benim kadar sevmiyorsun demiyor. Hakiki sevmiyorsun. Niye? Çünkü onun muhabbetinin sebebi, niye oraya bağlı, niye onu seviyor? Çünkü kainattaki ulumları bilir bir kutbul azam suretinde tahayyül ettiğin bir ziyaretini seversin. Tahayyül ettiğin bir ziyaretini seviyorsun. Yani o unvan ile bağlısın, muhabbet edersin. Sevmesinin sebebi böyle bir seviyesi var. Eğer perde-i gayb açılsa ve hakikati görünse senin muhabbetin ya zahir olur veyahut dörtten birisine iner. Yani muhabbetinin sebebi onun üzerine kurmuş. Kainattaki her şey ıttıla var. Başka bütün ulumları biliyor. İfrat ediyorsun. Sevginin sebebi bu değil yani. Meziyet değil. Kendi zatını. Sen böyle bir ziyaretini tahayyül ettiğin için seviyorsun. Yani o unvan ile bağlısın, muhabbet edersin. Eğer perde-i gayb açılsa ve hakikati görünse senin muhabbetin ya zahir olur veyahut dörtte birisine iner. Fakat ben o zat-ı mübareki senin gibi pek ciddi severim. Takdir ederim. Niye? Ölçüye bak. Enes. Çünkü sünnet-i seniye dairesinde hakikat mesleğinde ehl-i sünnet vel cemaat şia değil, vehhabi değil. Sünnet-i seniye dairesinde bir, hakikat mesleğinde iki, ehl-i imana halis ve tesirli emniyetli bir rehberdir. O için seviyorum. Bir daha sevginin sebebi eşini, komşunu, dostunu, kardeşini sevmenin sebebi, ölçüsü sünnet-i seniye dairesinde, ehl-i sünnet dairesinde olacak.
İki, hakikat mesleğinde olacak. Üç, ehl-i imana, halis ve tesirli ve emniyetli bir rehber. Hakikaten onun vesilesiyle çok insan ehl-i sünnet dairesinde namaza başlamış, kitap alıyor, kitap okuyor. Bize bir örnek oluyor. Şahsı makamı ne olursa olsun, ama böyle bir adam değil yani böyle. Şahsı makamı ne olursa olsun, bu hizmeti için ruhumu ona feda ederim. Şahsına bakmıyor. Şahsı kusurlarına hiç bakmıyor. Şahsı makamı ne olursa olsun. Demek ki makamla hizmet değil yani. Demek ki halisiyet. Şahsı makamı ne olursa olsun bu hizmeti için ruhumu ona feda ederim. Perde açılsa ve hakiki makamı görünse o zatın, değil geri çekilmek, vazgeçmek, muhabbette noksan olmak, bilakis daha ziyade hürmet ve takdir ile bağlanacağım. Hakiki ölçü bu. Var ya böyle bir hadiste geçiyor zaten. Musa Aleyhisselam'ın kavminde olmuş. Musa Aleyhisselam'a demiş ki Cenab-ı Hak, o zata söyle ben onu sevmiyorum, onu cehenneme koyacağım. Değil mi o Musa Aleyhisselam şimdi? Hadiste bu. Menkibe değil olur. O zat demiş ki Allah'ın işi demiş benim. Vazifesini hiç sene kadar aksatmamış. Ben nasıl cehennemliyim, Allah beni sevmiyor. De işi bırakmamış. E niye yapıyorsun demiş biraz sonra. O Allah'ın işi demiş. Allah'ın işi başka bilince o nereye koyarsa o bir takmıyor. Rabbim de olur. Bir şeyde de diyor ki o bana kulum dedi mi yeter bana. O da var. O kuluma söyle. Ondan sonra meğer imtihanı oymuş. Allah tekrar Allah şey yapmıyor. Diyor ki evet hakiki halis olduğunu Musa Aleyhisselam'a göstermek istemiş. Bak ne gelirse gelsin bak bu. Ya ne olacak olmuş. Perde-i gayb açılsa o zatın hakiki makamı görünse değil geri çekilmek ve vazgeçmek o kardeşten. Yani vazgeçmek, muhabbette noksan olmak bilakis daha ziyade hürmet ve takdiriyle bağlanacağım. Demek ben hakiki bir ziyadini, sen de hayali bir ziyadini seversin. Haşi. Hayalin nedir? İfrat etmesi. İfrat. O hayal. Hayalinde şu vardı. Kainattaki bütün her şey ıttılığa var. Bir de kainattaki bütün olumları biliyor. Bu verileri üzerine, bu malzeme üzerine muhabbetini Ustad başka bir malzeme veriyor elimize. Üç tane. Ehl-i Sünnet dairesinde başka neydi abiler? Hakikat mesleğinde üç. Başka? Ehl-i imana bir. Halis, tesirli, emniyetli bir rehber olması. Ehl-i imana. Sünnet-i Seniye dairesinde bu zat. Hakikat mesleğinde. Hakikat asıl imamı. Ve bu zat ehl-i imanı Müslümanlara halis, tesirli, emniyetli bir rehber olmuş. Ya. Vay be, ne ölçüde. Haşiye. Çünkü sen muhabbetini ona pek pahalı satıyorsun. Verdiğin fiyatın 100 defa ziyade bir mukabil düşünüyorsun. Halbuki onun hakiki makamının fiyatına en büyük muhabbet de ucuzdur. Allah katında o kişinin değerini bilmiyoruz. Mesela niye halis, bak, halis, tesirli, emniyetli bir rehber. Allah bir kulunu severse, ben bunu kütüb-i sitede okumuştum ya, kafamda kaldığı kadar 5-6 tane hadis kutsi var. Peygamberimize değişik sahabe soruyor. Değişik zamanda soruyor, değişik mekanda soruyor. Ama soru aynı. Aynı soruyu farklı sahabe soruyor. Farklı yerde, farklı zamanda soruyor 23 senede. Ya Resulallah, biz Allah'ı seviyoruz. Allah bizi seviyor. Bir defasında şöyle demiş o topluma, ki Risale'de var. Allah bir kulunu severse dünyayı ona, onu da dünyaya küstürür.
Başka bir hadiste, Allah bir kulunu severse sevdiği işleri ona nasip eder. Bakıyorsun Allah sevdiği işleri yapıyor. E sen daha niye buğz ediyorsun ki? Bak Allah'ın sevdiği işleri yapıyor, nasip ediyor. Nasip etmiş yapıyor. Allah sevdiği işi yapıyor. Allah nasip etmiyor. Demek ki Allah bir kulunu severse sevdiği işleri nasip eder. Ölç. Allah bir kulunu severse herkes kendisini şey yapar. Sevgisini kalbe koyar. Kişi ne kadar Allah seviyorsa en az Allah da seni o kadar seviyor. Dört. Allah bir kulunu severse kusurlarını ona gösterir. Beş. Allah bir kulunu severse dinine hizmetçi seçer. Altı. Sevdiklerini sevdirir. Sevdiği kişileri sevdirir. Sevdiği kişiler nedir? Bu. Ehl-i sünnet dairesinde, hakikat mesleğinde ehl-i imana halis, temiz, emniyetli bir rehberdir. Oluşu Allah'ın sevdiği. Sen ne, diğerleri zattır. İnsan biraz kendisine bakacak. Bir tanesiyle bugün konuşuyorduk. Birisinden ben de hakimlik yapmıştı. Dedim bak, bu adam bu kadar hizmet ediyor. Yüz kusuru da olsa affedilir mesela. Ya ona bakılmaz diyor. E tamam da Allah sana niye vermedi de buna veriyor. Bunun vasıtasıyla bu kadar kişi Risale-i Nur okuyor. Bu kadar kişi hakikati tanıdı. E tamam ona bakılmaz da nereye bakılır yani? Sana niye vermedi? Bunu sana niye nasip etmedi? Biraz böyle, biraz adımını temkinli attı. Hani beşeriyetini ne öne çıkarıyorsun? Yani bunun hiç değeri mi yok? Ya tamam da sana niye nasip etmedi? Bana niye nasip etmedi de ona nasip ediyor? Niye benim hastamda o olmadı da senin onun vasıtasıyla tiller kaldı? Senin için değeri yok mu ya? Öyle bir acayip bir şey ya. Ölçü veriyor. Benim o kardeşim insaflı ve mudakik bir alim olduğu için benim noktayı nazarımı kabul edip takdir etti. Ha şimdi burada bize ne ders veriyor? Şimdi bu şeyi okuduk. Bakayım ustad bize ne diyor? Ey Risale-i Nur'un kıymetdar talebeleri ve benden daha bahtiyar ve fedakar kardeştir. Şahsiyetim itibariyle sizin ziyade hüsnü zanınız belki size zarar vermez. Ustada biz hüsnü zannediyoruz ya. Usta yani bize zarar vermiyor gibi. Fakat sizin gibi hakikatbin zatlar, bak sizin gibi hakikatbin zatlar ne yapacak? Vazifeye, hizmete bakıp, vazifeye, hizmete bakıp o noktada bakmalısınız birbirimize. Vazifemiz var. Taksimul amal kaydesince hepimize ayrı bir iş düşmüş. Kimisi fitil getiriyor, kimisi kibrit getiriyor, kimisi gaz yağı getiriyor, lambayı yakıyoruz ya. Bana bunu vermiş. Sana da onu vermiş. Sana da onu vermiş. Kaderden isimiz bu. Hangisi emniyette, hangisi emniyette yok. Allah'ın nazarında rıza ile hangisi mazarsa onu biz bilmiyoruz. Sana onu nasip etmiş, o da onu nasip etmiş. Daha mütevazi değil. Rıza ile mazar olursa. Ama bir taksimul mesai, taksimul amal sırınca bir hizmetin bir tarafını Allah nasip etmiş. Etmiş mi o kardeşimize? Bir tarafa sana da etmiş. Tamam işte. Artık beşeri kusurlar beşeriyette kalmalı. Ani ve fani olmalı. Rüşt abi derdi ki böyle bize her gün öğlen ders yapardı. Ya abi kızmayacak mıyız ya? Böyle darlanmıyoruz da işte falan. Derdi ki bir Müslüman'dan Müslüman'a kırgınlık hadiste üç gündür. Bu nurcuya ait değildir de. Nurcu en fazla bir uykudur de. Uyku aleti o değişmesi lazım. Hala iz takip eder gibi o olayı takip etmek doğru değil. Ahmet'te o kusuru hizmete zarar veriyorsa da. Ha bu şahsı kusuru. Yani hizmet olursa umumu hukuktur. O affedemezsin zaten. 94. maddede hakikat çekirdeklerinde mütekelim vakti olsa, yani kişi kendi adına olsa hataları musamaha istersen etme. Yani sana diyor ki o zatın mütekelim vakti kendisine aitse edebilirsin. Yani edersin ve etmezsin affede.
Ama mütekil mal gayr olursa, yani ben yaptığım kusur şahsımda kalmayıp cemaate mal oluyorsa, o zaman affedemez. O kusur da nedir? Gene İhlas'ta da şey yapıyor. İsrar etmek, takip etmek. Yoksa her bir kusur kusur değil. Çünkü ustad diyor ki, kusur kusur bilinirse, kusurluktan çıkar. Affa da mazhar olur. Tövbe ve istiğfarla, günahlar bile siliniyor. İlk tövbe sistemini aktif eden Adem Aleyhisselam'dır. Adem Aleyhisselam bize yol açtı. Allah ona layık olduğu gibi muamele etsin. Yani o kadar mükemmel bir iş yapmış ki, alemi gayb, alemi şehadete taşıdı bizi ve olayı. Bir de tövbe yolunu açtı. Tövbe sistemi çalıştı ilk defa. Yani kusur umumi hukuk dahi olsa, kusurunu anlasa, manevi bir istiğfar ve nedamet de zimni bir tövbedir diyor. Kusurunu anlasa, takip etmese o şeyi, o kusurunu, yani kusuru da anlasa, o kusur kusurluktan çıkar. Kusur değil. Ama ikide bir, 7 sene önce Kasım sen böyle yapmıştın, 15 sene önce Rıza sen böyle yapmıştın, tencit pilavı gibi koymak, bu garaz. Bu ondan daha beter o zaman. Yani kusursuz nerede bulacağız yani? Kusur olacak. Ha, kusur bilinirse, manevi tövbe ve istiğfar olan kendi şeyini anlatsa, ısrar etmese, yapmasa kusurluktan çıkıyor. Sen Allah kusur diyorsun. Ama Allah kusur demiyor ona. Tövbe üzerime alıyorum diyor Kur'an'da. Bir daha dönülmemek üzere nasuh tövbesi üzerime alıyor diyor. Yani sen daha ne ısrar ediyorsun? Daha kusur işte. Diyor ki, usta şöyle bir ölçü, sizin gibi hakikatli zatlar neye bakacak? Vazifeye bakacak, hizmete bakacak, o noktadan birbirinize bakmalısınız. Perde açılsa, benim baştan aşağı kadar kusurat ile alude mahiyetim, benden kaçmaya bir vesile olur. Sizin kardeşlerimden kaçırmamak, pişman etmemek için şahsiyetime karşı haddimden pek fevkinde tasavvur ettiğiniz makamlara irtibatınızı bağlamayınız. Ustad kaçıyor, geçiyor falan. Kutlu azamdır, aşağı azamdır, Mehdi azamdır. Öyle diyor, benim şahsi makamım Mehdi azamdır diye muhabbeti bağlama diyor. Mücedid vazifesi Risale'nden verilmiş. Bediüzzaman Risale'yi yok. Ariyetaman'a verilmişti. Said Nursi beşeriyetidir. Bediüzzaman ruhun aynı dağlıdır. Risale-i Nur ise o ruhta gözüken hakikattır. Bunlar Risale-i Nur, Resail-i Nur, Risale-i Nur, Sircin Sur, Sirac-i Nur, bir de Sircin neydi? Dört tane böyle tabir var. Hepsi farklıdır. Bir, ilham anlamına, bir külliyat şeyine, bir de Risaletin, Risalet hakikatının devamına, bir nübüvvet hakikatının devamına vesaire. Şimdi bizim o değil mesleğim, şunu devam edeyim. Sizi kardeşliğimden kaçırmamak, pişman ettirmemek için şahsiyetime karşı haddimin pek fevkine tasavvur ettiğiniz makamlara irtibatınızı bağlamayın. Ben size nispeten kardeşim. Mürşitlik haddim değil. Ustad da değil. Belki ders arkadaşıyım. Çünkü Emirdağ 1.48'de diyor ki Said Nursi'de bir talebedir, Risale talebesidir. Gene Emirdağ 1.125'de Neuzi Billah diyor, Said diyor, Risale'ne sadakatin olsa siz irtibatınızı ve sadakatınızı bozmayın diyor. Ben de bir talebeyim. Said Nursi talebedir bizim gibi. Ben size nispeten kardeşim. Mürşitlik haddim değil. Ustad da değilim. Belki ders arkadaşıyım. Ben sizin kusuratıma karşı şefkatkârâne dua ve himmetlerinize muhtacım. Benden himmet beklemeniz değil, bana himmet etmenize istihkakım var. Cenab-ı Hakk'ın ihsan ve keremiyle sizlerle gayet kutsi ve gayet emniyetli ve gayet kıymetdar, bak, sizlerle gayet kutsi, gayet emniyetli ve gayet kıymetdar
ve her eyleyi mana menfaatlı bir hizmette taksimül mesai kaidesiyle iştirak etmişiz. Çünkü her eyleyi imanın meselesi. Haşir. İmani mesele olduğu için tarikat gibi değil. Dini cemaatin bir konusu değil. Mesela haşrın ispatı, miracın ispatı, Allah'ın ispatı, insanın tanımlaması. Hangi Müslüman, hangi meslek şahidi diyecek ki benimle alakası yok bu mevzu. Ama kadiri tarikatta olan evrat ve eskar, Nakşi'de zaten onu alırsan seni almıyor. Hani bu, fakat bu öyle değil. Şimdi bak ne diyor? Diyor ki, Cenab-ı Hakk'ın ihsan ve keremiyle sizlerle gayet kutsi, bir, gayet emniyetli, iki, gayet kıymetdar, üç, ve her ehli imana menfaatlı bir hizmette taksimul mesai kaidesiyle iştirak etmişiz. Tesanüdümüzden hasıl olan bir şahs-ı manevinin fevkalade emniyet ve kıymeti ve ustatlığı ve irşadı bize kafidir. Ben biraz merak etmiştim Kasım. Şahs-ı manevi. Öyle bir anlayış değil böyle. Öyle inanç falan değil. Canlıdır, ruhludur, vücud haricisi var. Meşgul olduğum için söylüyorum. Şahs-ı manevi nedir? Aylarca meşgul oldum. Toparlayıp cümleyi söyleyeceğim size. Sen mesela tefekkür ediyorsun. Havuza gidiyor. Peki ertesi manada olacak ya. Şahs-ı manevi hazırına gidiyor. Amelin gidiyor. Dört tane şey. Tefekkür. Kalbi intiba. Ruhsat kemalat. Ruhsal kemalat ve eylem. Oruçtur, namaz. Dört. Rızan da gidiyor o havuza. O da gidiyor, o da gidiyor. Bunlar karıştır. O herkesin dimağdaki, kalbindekiler, hani aklın ürünü olan tefekkürler. Onlar realitedir. Nefs-i emirde hakikati var, mahluktur. Mesela akılların toplamı, kalplerin toplamı, ruhların toplamı, fiillerin toplamı gibi bir şahsi manevidir o. Atomik bir vücut olmadığında manevi deniliyor. O bize işte himmet ediyor. Sekeratta da yardım ediyor. Kalbim taşıdığı da var. Bende iki tane böyle sözde kalı garitim üçeşi var. Orada da hani şey gibi diyor, bir şeyhin müridine koştuğu gibi diyor. Şahs manevi de koşuyor mu sekeratta? Ahmet sağ ol. Emirdan da o tabirde yani kalben ruhen sizinle alakalı bir şahs-ı manevi diye tabirat var abi. Evet evet. 108 mi neydi? Ha, 105 tamam. 105 mi? İşte onları topladığım için diyorum böyle. Mesela akılların toplamı akılsız olur. Ruhların toplamı ruhsuz olur. Hayatların toplamı hayatsız olur. Ama bedensel bir hayat yok. O işte şartta, garpta, kuzeyde, güneyde, dünyada ahirette olsa, ahirette derse beraber o yardım ediyor. Himmet ediyor yani. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Kalbine Enes bir duyguyu koyar, aklına bir fikir verir, istiyorum ben onu. Ya sen mi istiyorsun? Fişi bağladı işte. Nasıl ki birisi buraya bir sinyal veriyor, basıyor, seni görmüyorsun. Sigara ver ya, bir sigara ver. Sen istemiyorsun. Sen böyle ifade ediyorsun, düğmeye birisi basmış. Kimin işine yarıyorsa düğmeye basmış. Ha, mesela ben bunu yapacağım, bu hayrı. Ya bu hayır yaparsın diye bu duyguyu, bu fikri, bu ilmi, bu aleti sana veren senden önce seni düşünür. İşte o. Allah Allah. Allah yardım etsin. Bak tesanüdümüzden hasıl olan bir şahs-ı manevinin fevkalade emniyet ve kıymet ve ustaklığı ve irşadı bize kafidir. Hem madem bu zamanda her şeyin fevkinde hizmet-i imaniye, bu zamanda her şeyin fevkinde, çay toplamaktan, efendim para kazanmaktan, yemekten, her şeyin fevkinde hizmet-i maniye en emniyetli bir vazifedir. Hem kemiyet ise kemiyete nispeten emniyeti azdır. Yani sayı çokluğu kaliteye göre emniyet azdır, yok değil azdır. Hem muvakkat ve mutahabil siyaset alemleri ebedi, daimi, sabit, idemat-i maniye nispeten emniyetsizdir. Mikyas olamaz, medar da olamaz. Siyasi hareketler, muvaffakiyetler vesaire. Risale-i Nur'un talimatı dairesinde ve bizlere bahşettiği hizmet noktasında
feyizli makamlara kanaat etmeliyiz. Bir de okuyayım. Risale-i Nur'un talimatı dairesinde. Risale-i Nur'un talimatı dairesinde. Bizlere bahşettiği hizmet noktasında feyizli makamlara kanaat etmeliyiz. Yani şahs-ı manevinin manevi makamına kanaat edeceğiz. Şahs-ı makam değil, şahs-ı manevinin makamına. Biraz önce anlattım. Böyle bir makama kanaat edeceğiz. Haddinden fazla fevkalade üstü zan ve müfritane ali makam vermek yerine birbirimize uçuyor kaçıyor falan değil. Fevkalade sadaka ve sebat ve müfritane irtibat ve ihlas lazımdır. Onda terakki etmeliyiz. Bir daha. Haddinden fazla fevkalade üstü zan ve müfritane ali makam vermek yerine. Oo, acayip uçuyor kaçıyor makamı şöyledir. O tarzda değil o. Ziyaddin tarzında değil. Fevkalade sadakat lazım. Bir. Fevkalade sebat lazım. Fevkalade müfritane irtibat lazım. İhlas lazım. Onda terakki etmeniz. Elbaki vel baki ustadınız, şeyhiniz, kutbul azamınız demiyor. Kardeşiniz Said Nursi. Şimdi şuradan başlıklar okuyacağım. Keseceğim. Kaç dakika oldu? Yarım saat abi. O zaman başlıkları okuyayım. Kesin. Şeyde şey yapabilirsem, 3 şahsiyet var ya, orayı da şey yapabilirsin. Bari oradan girdin. Mektubatta mı? Ben ilk basın başlıkları dedim. Öyle mi? Tamam. O doğru söyledim. Tamam. Peki. Peki canım kardeşim. Nerede? Çok acayip o senin söylediğin. Vallahi buna yemin, bunun üzerine kutsiyetin yerine yemin ederim ki o kadar vartalardan, o kadar sıkıntılardan, o kadar çıkmazlardan beni şahsen kurtardı, vesile oldu ki şu anda okuyacağım ya. Ve çok kişilere de onu ölçü gösterdi. Çok var. Yani insanın şahsiyet var, 3 tane şahsiyet var. Birbirine farklı haller var. Burada bulunduğum bir halet var. Mesela bir vazifedarlık. Şimdi okuyorum. Kardeşiz bu şahsiyetler yok. Delal-ı Kur'an olan Said-i Muvakkate Makam 37. sayfa Barla'da bunu söylüyor. Ustadım diyor, ben makama geçince bir şey oku, ders yapınca bende tuhaflık oluyor diyor. Diyor ki Delal-ı Kur'an olan Said-i Muvakkate Makamı olduğu için diyor sende o ariz oluyor, yani veriliyor. O senin değil diyor. Yani bu onun. Buradan inince bitti. Fatiha çekince iniyorsun. İkinci bir şahsiyetin evde kitap okuyorsun, tefekkür ediyorsun, namaz kılıyorsun. Evrat, eskar, hususi dünya. Orucun, namazın. Bir de beşeriyet, işte memleketin, soyun, sopun, beşeri, çay içiyorsun vesaire. O ahlak. Üçü birbirinden ahlakı farklı. Peki nasıl kurtarıyor? Ya o beşeriyetine bakıyorsun, ya bırak ya adam ya, adam olsa zaten ya, bırak ya kürsüye gideyim. Bak ne yapıyor? Beşeriyetini alıyor, kürsüye mal ediyor. Oysa kürsü onun makamı değildi. O onu tebliğ ediyor, tebliğ. Dellallık yapıyor. Hani niye kurtarıyor? Çünkü çok çıkmazlar şey yapıyor. Hani adam olsaydı, kendisi yapardı. Beşeriyeti var, ubudiyeti var, bir de vazifedarlığı var. Ama birbirinden kopuk makamlar olmakla beraber yakın nerede? İkisi yakın, üçü de yakın olsa. 24. mektup, değil mi Ahmet? 320 lira abi. 320 mi? 320. 19 Ondan sonra geldim. Evet, doğru. Ben şimdi hızlı okuyayım çünkü zamanımız az. Çünkü 1,5 sayfadır. Pek izah yapmayacağım. Zaten bilen insanlarsınız. Şu mepas bana daimi hizmet edenlerin ahlakımda gördükleri acayip ihtilafattan gelen hayretlerine karşı farklı farklı haletlerden şaşırıyorlar abiler. Hem iki talebemin benim hakkımda haddimden fazla hüsnü zanlarını tadil etmek için yazılmıştır. Ben görüyorum ki Kur'an-ı Hakim'in hakaikına ait bazı kemalat o hakaika dellallık eden vasıtalar veriliyor. Şu ise yanlıştır. Çünkü mehazın kutsiyeti çok burhanlar kuvvetinde tesirat gösteriyor. Onun ile
ahkamı umuma kabul ettiriyor. Bir daha. Meazın kutsiyeti. Yani anlattığım konuyu kaynak gösterme. Çok burhanlar kuvvetinde tesiratı gösteriyor. Onun ile ahkamı umuma kabul ettiriyor. Ne vakit delal ve vekil gölge etse, yani onlara teveccüh edilse, o meazdaki kutsiyetin tesiri kaybolur. Bu sır içindir ki, bana karşı haddimden çok fazla teveccüh gösteren kardeşlerime bir hakikati beyan edeceğim. Şöyle ki, bir insanın mutadi şahsiyeti olabilir. Bir insanın. O şahsiyetler ayrı ayrı ahlakı gösteriyorlar. Mesela büyük bir memurun memuriyet makamında bulunduğu vakit bir şahsiyeti var ki vakar iktiza ediyor, makamın izzetini muhafaza edecek etvar istiyor. Mesela her ziyaretçi için tevazu göstermek tezellüldür, makamı tenzildir. Öyle bir vali mesela şey veya müftülük, estağfurullah, siz daha iyi bilirsiniz geleni. Buyurun estağfurullah. Olmaz ki. Her ziyaretçi için tevazu göstermek tezellüldür, makamı tenzildir. Fakat kendi hanesindeki şahsiyeti makamın aksiyle bazı ahlakı istiyor ki ne kadar tevazu etse iyidir. Az bir vakar gösterse tekebbür olur. Aynı adam evine gittin, buyurun oturun. Tamam ne istiyorsunuz? Böyle olmaz yani, bu da kibirdir diyor. Ve hakeza, demek bir insanın vazifesi itibariyle bir şahsiyeti bulunur ki, hakiki şahsiyetiyle çok noktalarda muhalif düşer. Makamın iktiza etti. Şimdi burada bir tanesi tabi bilmeyen yeni birisi gelse, vay be hoca ya, beni neler biliyor bak, anlatıyor. İndiği zaman sokakta bir görse, peki kendisi tartamayacağı bir hareketi veya pazarlığı görse kilemalarını var, hemen suizan edebiliyor. Eğer o vazife sahibi, o vazifeye hakiki layıksa ve tam müsait ise, o iki şahsiyeti birbirine yakın olur. Eğer müsait değilse, mesela bir nefer bir müşir makamında oturtulsa, o iki şahsiyet birbirinden uzak düşer. O neferin şahsi, adi, küçük hasletleri, makamın iktiza ettiği âli yüksek ahlak ile kabili telif olamıyor. Nasıl Risale hizmet ediyor? Risale esastır arkadaşlar diye bu kitabı herkese buraya getiremez. Olmaz ya. Biraz şahsiyetiyle, beşeri şahsiyetiyle vazifedarlık yakın olacak. Hak edecek yani. Hak edecek, yakın olacak. Bir de okuyayım istersen, şaşırdınız da. Tamam canım, Risale-i Nur tesir ediyor. Anlaşılmaz bir kitap, muallimsiz olsa, Kur'an peygambersiz olmaz, olsa manasız kağıtları ver kalın. Şimdi canım. Bak bir de okuyayım istersen. Bir nefer bir müşir makamında oturtulsa, o da asker, o iki şahsiyet birbirinden uzak düşer. Nefer gene paşa. O neferin şahsi, adi, küçük hasletleri makamın iktiza ettiği âli, yüksek ahlak ile kabili telif olamıyor. Eğer o vazifeye sahip, o vazifeye hakiki layıksa ve tam müsait ise, o iki şahsiyet birbirine yakın olur. Eğer müsait değilse, işte böyle olur. Neferle Maraş'a. İşte bu bir çare kardeşinizde üç şahsiyet var. Birbirinden çok uzak, hem de pek çok uzaktırlar. Birincisi, okuyorum. Kur'an hakimin hazine-i âlisinin dellalı cihetindeki muvakkat, sırf Kur'an'a ait bir şahsiyetim var. O delalın iktiza ettiği pek yüksek ahlak var ki, o ahlak benim değil, ben sahip değil. Belki o makamın ve o vazifenin iktiza ettiği seciyelerdir. Ben de bu neviden ne görseniz benim değil, onunla bana bakmayınız, o makamındır. İkinci şahsiyet. Ubudiyet vaktinde dergâh ile müteveccüh olduğum vakit Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla bir şahsiyet veriliyor ki o şahsiyet bazı asarı gösteriyor. O asar manayı ubudiyetin esası olan kusurumu bilmek, fark ve aksini anlamak, o şahsiyette kendimi herkesten ziyade bedbaht, aciz, fakir ve kusurlu görüyorum. Bütün dünya beni metü sena etse beni inandıramaz ki ben iyiyim ve sahibi kemal. Üçüncü şahsiyetim.
hakiki şahsiyetim, yani eski Said'in bozması bir şahsiyetim var ki, o da eski Said'den irsiyet kalma bazı damarlardır. Bazen, ya damar yani, şaka diyoruz ya köyde, işte damarımı kestirecek, demek damar var. Bazen bu damar, riyaya, hubbucaha bir arzu bulunuyor. Hem asıl bir hanedandan olmadığımdan, hisset derecesinde bir iktisat ile düşkün ve pest ahlaklar görünüyor. Ey kardeşlerim, sizi bütün bütün kaçırmamak için bu şahsiyetimin gizli çok fenalıklarını ve suyu hallerini söylemeyeceğim. İşte kardeşlerim, ben müstahit ve makam sahibi olmadığım için şu şahsiyetim dellallık ve ubudiyet vazifelerindeki ahlaktan ve asardan çok uzaktır. Cenab-ı Hak merhametkârâne kudretini dâri hak kabiliyet şartiniz kaydesince Cenab-ı Hak merhametkârâne kudretini benim hakkımda böyle göstermiş ki en etna bir nefer gibi bu şahsiyetimi en âli bir makam-ı mürşiret makamında olan hizmet-i esrar-ı Kur'aniye'de istihdam ediyor. Vay be! En âli makam-ı müşiriyet hükmünde olan hizmet-i esrar-ı Kur'aniye, Kur'an'ın sırlarını ortaya çıkarıp yaymak hizmeti en âli bir makammış. İstihdam ediyor. Yüz binler şükür olsun, nefis cümleden süfli, vazife cümleden âlâ. Elhamdülillahi, hâza min fadli Rabbi, el-Fatiha.